20. Ders. Kur'an, bağlamı dikkate alınarak okunması gereken bir kitaptır. Kur'an iklimi. Nimetler içerisinde oldukları halde, hakikati inkar eden o inkarcıyı, sen bana bırak ve onun tavırlarına karşı sabret. Katımızda ağır cezalar ve elim bir ateş onu beklemektedir. Müzzemmil Suresi 11-12. Ayetler. Nebevi Seda. Cündep bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Kur'an ayetlerini hiçbir delile dayanmadan kendi görüş ve tahminlerine göre tefsir edip hüküm verirse, doğruya varsa bile şüphesiz o kimse yanılgıdadır, yanılmıştır. Ebu Davud, İlim 24. Kur'an, bağlamı dikkate alınarak okunması gereken bir kitaptır. Herhangi bir metne muhatap olan insanın o metnin anlamını iyice kavrayabilmek için şu soruların cevabını bulması gerekmektedir. Ne söylüyor, niçin söylüyor, kime söylüyor, nasıl söylüyor, ne maksatla söylüyor? Sıradan bir metnin anlaşılması için bile bu soruları sormak önemliyken, ilahi kelam gibi belli bir muhatap çevresine, belli bir mekana ve tabii ki belli bir zamana sahip olarak inen vahye de aynı soruları sormak, metnin doğru anlaşılmasının selameti için şarttır. Bir sözün bağlamı, o sözün anlamını birebir etkilemektedir. Bağlamında ele alınmayan söz anlaşılmayacağı gibi yanlış ve eksik anlaşılmaktadır. Sözü bağlamında ele almak Kur'an'ın evrenselliğine asla engel değildir. Bilakis Kur'an'ın ilk muhataplarını anlamak, onların vahiyle kurdukları ünsiyeti öğrenmek, vahiyle oluşturdukları bağın canlılığını fark etmek, ilahi kelamın evrenselliğine müsbet yönde bir katkı sağlamaktadır. Bu katkıyı çok iyi bilen İslam alimleri, sebebi nüzul veya esbab-ı nüzul adı altında bir ilim geliştirmiş, Kur'an'daki birçok ayeti indiği zemine müracaat ederek anlamaya çalışmışlardır. Bu ilmin tarifini alimlerimiz şöyle verirler. Esbab-ı nüzul ilmi, ayet veya surelerin indiriliş sebeplerini, vaktini, nerede indirildiğini ve buna benzer olayları araştıran bir ilim dalıdır. Tefsir ilminin şubelerinden biridir. Sebeb-i nüzul alanında birçok kitap yazılmıştır. Bu alanda yazılan iki temel eser, Vahidi'nin Esbab-ı nüzulü ile Suyuti'nin Esbab-ı nüzul ismindeki çalışmalarıdır. Türkçe olaraksa yazılan en geniş çalışma, Bedrettin Çetiner Hoca'nın Fatiha'dan Nas'a Esbab-ı Nüzul eseridir. Bu ilmi bilmek Kur'an'a muhatap olan insana şu faydaları sağlayacaktır. 1. Kur'an'daki hükümlerin hikmetlerini daha iyi anlar. İlk muhatapların kimliklerini bilmek, onların ayetlere gösterdikleri karşılıkları öğrenmek, Kur'an'ın bazı emir ve yasaklarının hikmetlerinin anlaşılmasına sebep olacaktır. Mesela, Müzemmil Suresinin 11 ve 30. ayetleri arasında anlatılan inkarcı tipin kimliği, ayetin mesajındaki sert üslubun sebebinin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Bu ayetlerde anlatılan şahsın Velid bin Mughire olduğunu bilmek ve bu şahsın nasıl inkarda sınır tanımadığını öğrenmek, insana ayetlerin mesajlarının üslubunu kavrama imkanı sunacaktır. 2. Kur'an'daki bazı müphem, kapalı mesajların daha iyi anlaşılmasını sağlar. Kur'an'a muhatap olan insanın bağlamı göz ardı ederek ilahi kelamı okuması sahibini şüphe ve yanlışlıklara sevk edebilir. İmam Şatibi'nin Maide suresinin 93. ayeti için verdiği örnek bu bahsin anlaşılması için güzel bir misaldir. Bu ayette denilir ki, iman edip güzel ameller işleyenlere tattıklarından dolayı hiçbir günah yoktur. Maide suresi 93. İmam Şatibi bu ayete açıklama olarak şunları söyler. Bu ayeti bağlamında ele almayan bazıları daha asr-ı saadette şarabın mübah olduğunu iddia etmişlerdi.
Ama ayetin sebebi nüzulüne baktığımızda olayın aslını anlamış oluruz. Şarabın tamamen haram kılındığına dair ayet nazil olunca, daha önce Müslüman olup şarap içerek ölenlerin hükmü Efendimiz'e soruldu. Bu soru üzerine de Maide suresinin 93. ayeti nazil oldu. Hükümden önce vefat etmelerinden dolayı sorumlu olmadıkları böyle belirtildi. Görüldüğü gibi bağlam dikkate alınmazsa Kur'an'daki bazı ayetler okuyanı şüphe ve yanlışa sevk edebilir. 3. Kur'an'daki bazı mesajların muradını, hikmetini daha doğru kavrar. Kur'an'a muhatap olan insan, bağlamını dikkate almadan okuduğu bazı ayetlerin lafızlarını anlasa bile, o lafızlardaki murad-ı ilahiyeyi tam olarak kavrayamaz. Allah'ın muradı, o sözün bağlamının yani sebebinin dikkate alınmasıyla anlaşılabilir. Mesela Nisa suresinde geçen, Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hakla indirdik. Öyleyse hainlerden taraf olma ifadesine muhatap olan Efendimizin neden böyle bir uyarıyla ikaz edildiğini ancak sebebi nüzule müracaat ederek anlayabiliriz. Bu ayetin bağlamına baktığımızda yaklaşık 10 ayette anlatılan Medine'de Übeyrik oğullarına mensup Ebu Tuğme isimli şahsın Müslüman görünüp hırsızlık yaptığını ve bunu da olaydan hiçbir haberi olmayan Yahudi birinin üzerine attığını, olayın sonrasında kabilesinin Ebu Tuğme lehine Efendimiz'den bir karar beklemeleri üzerine bu ayetlerin nazil olduğunu görürüz. Tirmizi, Tefsirül Kur'an 4. Bu hadiseyi bilmeden sözü edilen ayeti okuyunca neden Allah'ın peygamberine böyle bir uyarıda bulunduğunu anlayamayız. Görüldüğü gibi sözün bağlamı ilahi kelamın anlaşılması için çok önemlidir. Bu öneminden dolayı tefsir usulünde bir kaide olarak şu ilke belirlenmiştir. Bir ayetin tefsiri, o ayete ait hadiseye vakıf olmadan yani sebebin nüzulü bilinmeden yapılamaz. Sözün bağlamına müracaat etmek Kur'an'ın evrenselliğine asla gölge düşürmez. Aksine bağlamıyla bugün arasında bir bağ kurulmasına sebep olur. Bu konuda temel bir kaide daha vardır. Daha önce başka bir maksatla aktardığımız bu kaideyi bir kez daha burada hatırlayalım. Sebebin hususiliği hükmün umumiliğine mani değildir. Yani inen ayet özel bir sebebe bağlı olarak inmiş olabilir. Böyle olması o ayetin içerisindeki mesajın genel anlamda bir hüküm taşımasına engel değildir. Ancak o özel sebebi bilmek ayetin daha doğru anlaşılmasına vesile olacak, o bağlam dikkate alındığında ayetin lafız, mana ve maksadı daha iyi anlaşılacak, böylece oradan elde edilmesi gereken hüküm ve mesaj daha isabetli bir şekilde ortaya çıkarılacaktır. Dolayısıyla vahyin ilk muhataplarını anlamak, ilahi kelamın yere basan ayaklarını anlamaktır. Ayağından mahrum ettiğiniz herhangi bir metin, muhatabını yanlışa düşürecektir. Bunun için vahye muhatap olan insan, bu önemli hususu ihmal etmeden bu müthiş mirastan istifade etmeli, ama sebebe bağlayarak ayetin mesajlarını o günle sınırlandırmamalıdır. O alandan istifade ederek vahyin maksadını, murad-ı ilahiyeyi daha iyi anlamalı, anladıklarıyla bugünü doğru okuma imkanını elde etmenin yollarını aramalıdır. 4 önemli örnek. 1. Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa, şüphesiz Allah kabul eder ve yapılanı hakkıyla bilir. Bakara 158. Hazreti Ayşe annemizin yeğeni olan Urve bin Zübeyr, bu ayetin sebebi nüzulüyle alakalı şu hatırayı teyzesinden naklediyor. Diyor ki, teyzeme şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır ayetiyle alakalı hükmü sorarken, Safa ile Merve'yi tavaf etmemekten dolayı kimsenin günahkar olacağını sanmıyorum dedim. Teyzem Ayşe radıyallahu anha bana, ey kardeşimin oğlu, ne kötü söz söyledin.
Şayet ayetin hükmü senin tevil ettiğin gibi olsaydı, ayet onları tavaf etmemesinde bir günah yoktur şeklinde olurdu. Ancak bu ayet Ensar hakkında nazil olmuştur. Onlar henüz Müslüman olmadan önce Menat adlı puta tapınmak üzere ihrama giriyorlardı. İşte cahiliye devrinde bu put için ihrama giren kişi Safa ile Merve'yi tavaf etmeyi günah sayıyordu. Durumu Hazreti Peygamber'e iletip şöyle sordular. Ey Allah'ın elçisi, cahiliye döneminde Safa ile Merve'yi tavaf etmekten çekiniyorduk. Şimdi nasıl davranalım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha bir şey demeden işte bu ayet nazil oldu. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa ile Merve'yi tavaf etmeyi bu ayete dayanarak farz kıldı. Bu sebeple bunları tavaf etmeyi terk etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur dedi. Buhari Hac 79. 2. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Bakara 272. Bu ayetin iniş sebebiyle ilgili olarak kaynaklarımızda şunlar nakledilmektedir. Medineli Müslümanlardan bir kısmının Yahudilerle akrabalık ve süt bağları vardı. Bu sebeple bu kişiler Müslüman olmadan önce akrabaları olan Yahudilere yardım ediyor, infakta bulunuyorlardı. Ancak Müslüman olunca onlara infakta bulunmayı kerih gördüler ve onların da Müslüman olmalarını istediler. Hadis ve tefsir konusunda tabi'in nesli içerisinde çok önemli bir yeri olan Said bin Cübeyr bu ayet hakkında şöyle demektedir. Müslümanlar zimmet ehlinin fakirlerine sadaka veriyorlardı. Ancak Müslüman fakirlerin çoğalması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zimmet ehline sadaka verilmesini yasakladı. Diğer taraftan Hazreti Peygamber onların Müslüman olmalarını çok arzu ediyordu. Yardımın kesilmesinin onları İslam dinine girmeye sevk edeceğini düşünüyordu. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Bu ayetin nüzulünden sonra Müslümanlar onlara yine sadaka vermeye başladılar. Ayet inmeden önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece Müslüman olanlara sadaka verilmesini emretmişti. Ancak ayet inince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi dine mensup olursa olsun isteyenlerin hepsine sadaka verilmesini emretti. Suyuti Esbabün Nüzul 51. 3. Sanma ki ettiklerine sevinen, yapmadıklarıyla övülmek isteyenler, evet sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ali İmran 188. Bu ayetle ilgili kaynaklarımızda şöyle bir rivayet aktarılmaktadır. Mervan bin Hakem, Muaviye bin Ebi Süfyan tarafından Medine şehrine vali olarak atanmıştı. Mervan kapıcısını bir gün tercümanül Kur'an olan İbni Abbas'a gönderir ve ona der ki, İbni Abbas'ın yanına git ve ona şu ayeti sor. Sanma ki ettiklerine sevinen, yapmadıklarıyla övülmek isteyenler, evet, sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. İçimizden yaptığıyla sevinen ve yapmadığıyla da övülmek istenen herkes cezalandırılacaksa, vallahi hepimiz mahvolduk, o zaman hepimiz cezalandırılacağız. Ona sor bakalım bu ayet için neler söyleyecek. Kapıcı gider, bu soruyu İbn Abbas'a sorar. İbn Abbas der ki, bu ayet sizinle ilgili değildir. Bu ayeti kerime kitap ehli hakkında nazil olmuştur. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey sormuş, onlarsa sorulan şeyi gizleyip başka bir şey söylemişlerdi. Buna rağmen kendilerini Hazreti Peygamber'e sorduğu soruyu cevap vermiş gibi göstererek onun kendilerini övmesini istemişler ve Hazreti Peygamber'in kendilerine sorduğu şeyi gizlemelerine de sevinmişlerdi. Buhari Tefsir 3-213. Kapıcı İbn Abbas'ın verdiği cevabı Mervan bin Hakem'e ulaştırdığında Mervan buna çok sevinmiş, ayetlerin anlaşılmasında sebeb-i nüzulün önemine değinmiş ve İbn Abbas'a teşekkür etmişti.
4. Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Maide 49. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Maide 50. İbn Abbas radıyallahu anh bu iki ayetin nüzulüyle alakalı şöyle bir hatıra aktarıyor. Diyor ki, içlerinde Ka'b bin Esed, Abdullah bin Surya ve Şas bin Kays'ın da bulunduğu Yahudi alimlerinden bir grup toplanmış ve kendi aralarında şöyle konuşmuşlardı. Haydi Muhammed'e gidelim, belki onu dininden döndürebiliriz. Ne de olsa o da bir insan, onu kandırabiliriz. Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktılar ve ''Ey Muhammed, Yahudilerin ileri gelenleri, alim ve soyluları bize tabi olur, karşı çıkmazlar. Bizimle bir topluluk arasında bir anlaşmazlık vardır. Onlarla aramızda seni hakem yapalım, sen de bizim lehimize hüküm ver ki sana inanalım ve seni tasdik edelim.'' dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul etmedi ve onlara gadaplandı. Bunun üzerine Allah Teala da bu iki ayeti indirdi. Örnek şahsiyetler. Hazreti Zülkif aleyhisselam. İsmail'i, İdris'i ve Zülkif'i de yad et, an. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdendi. Enbiya suresi 85-86. İbret şahsiyetler. Tume bin Ubeyrık. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik. Hainlerden. Tume bin Ubeyrık. Taraf olma. Nisa suresi 105. ayet. Kavramlar. Şek. Sözlükte benzemek ve benzerlik sebebiyle başka şeyle karışmak anlamındaki şebehe kökünden türeyen şübhe, çoğulu şübuhat, benzer ve denk olmak, birbirine benzemesinden dolayı iki şeyi birbirine karıştırmak, belirsizlik, karışıklık ve kuşku gibi manalara gelir. Kur'an-ı Kerim'de şüphe kelimesi yer almamakla birlikte türevleri sözlük anlamlarında kullanılmaktadır. Zan. Kuşkulanmak, kesin bilgiye ulaşmak, itham etmek demektir. Kuşkuyu iyiye yorma, iyi düşünme manasında hüsnü zan, kuşkuyu kötüye yorma, kötü niyetli düşünce ise su'i zan olarak tanımlanır. Kur'an-ı Kerim'de 20 kadar ayette zan, 50'ye yakın yerde de türevleri geçmektedir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu biz, bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz. Hud suresi 62. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Hucurat suresi 12. ayet. Enler. Kur'an-ı Kerim'de 17 surenin başında yemin vardır. Bu yeminlerden en fazlası, Rabbimizin kendi ismi üzerine yaptığı yeminlerdir. Allah Celle Celaluhu 7 kez kendi ismi üzerine yemin etmektedir. Hazreti Peygamber'in dünyasında Kur'an. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha rivayet ediyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, yerlerin başka yerle ve göklerin de başka göklerle değiştirildiği gün ayetini, İbrahim suresi 48, sordum. Ey Allah'ın Resulü, gökler ve yerler böyle birleşince insanlar o zaman nerede olacaklar? Şöyle buyurdu. Sırat üstünde olacaklardır. Müslim, Sıfatül Münafıkîn 29. Ahlakı Kur'an. Öf bile demek yok. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi,
Ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine öf bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et. İsra Suresi 23-24. Davası Furkan. Yiğit kimdir? Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler, yiğitler vardır. Onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Ahzab Suresi 23. Ayet. Nur Çeşmesi. Tefsir iki kısımdır. Birisi malum tefsirlerdir ki Kur'an'ın ibaresini, kelime ve cümlelerinin manalarını beyan, izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsirse Kur'an'ın imani hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan, ispat ve izah ederler. Bu kısmın pek çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler bu kısmı bazen mücmel, çok kısa bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannit feylesofları susturan bir manevi tefsirdir. Bediüzzaman Said Nursi, Şualar 434. Hikmet Pınarı. Senin sırrın yaşayan Kur'an'dadır. O Kur'an ki hikmeti ezeli ve ebedidir. O köleyi götürüp hür getirir. O tüm avcıların zulmünü keser. O insanlığın son mesajı, rahmeten lil aleminin taşıyıcısı. Değersiz onunla değer bulur. Onun önünde secdeye varan yücelir. Yol kesenler onu anlamak ve korumakla önderleştiler. O kitapla deftere sahip oldular. Çöl vahşileri, bu meşalenin aydınlığıyla idraklerinde ilmin yüzlerce tecellisini gördüler. Dağların bile taşımaya güç yetiremediği ve yüklenmekten çekindiği ilahi emaneti o yüklendi. O ayet-i mübinden birkaç ayet okuyunca köle gelmişken efendi olarak çıktı. Eğer Müslümanca yaşamak istiyorsan Kur'anca yaşa ve yine Kur'anca yaşa. Hakkı sana ancak Kur'an anlatır. Her istediğin varsa orada ara. Muhammed İkbal. Kur'an'ın şahitleri. Bu çağrı bana değil mi? Nübüvvet evinin sultanlarından biri olan Ümmü Seleme validemiz radıyallahu anha tam bir dirayet abidesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birçok hatıra yaşamış, Hücre-i Saadet'in en son vefat eden hanımı olduğu için de sonraki nesillere epey mesaj miras olarak bırakmıştır. Oğlu Ömer bin Ebi Seleme rivayet ediyor. Diyor ki, ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah sizden her türlü kiri, günah ve çirkinliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister. Ahzab suresi 33. ayeti annem Ümmü Seleme'nin evinde odasında nazil oldu. Bu ayet inince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i radıyallahu anhum çağırdı. Onların üzerine bir örtü örttü ve dedi ki, Allah'ım işte bunlar benim ehli beytimdir. Onlardan her türlü kiri gider ve onları tertemiz kıl. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapınca annem Ümmü Seleme dedi ki, ya Resulallah ben de onlarla beraber miyim? Ben de ehli beytten miyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sen zaten yerindesin, mekanındasın ve sen hayır üzeresin. Tirmizi Tefsirül Kur'an 34. Ahzab suresinin 6. ayetinde geçen, peygamber müminlere kendi öz canlarından evladır, önceliklidir. Onun hanımları ise müminlerin anneleridir hükmü nazil olunca, Ümmü Seleme validemiz yapı itibarıyla çok utangaç biri olmasına rağmen sahabeye çocuklarım diye hitap etmeye başlar. Mesela Hazreti Osman'ın hilafet günlerinde onu uyarırken söze,
ey oğulcum diye girmiştir. Diğer annelerimiz biraz bu konuda Ümmü Seleme'yi eleştirince onlara der ki, Allah'ın bize verdiği bu büyük şerefi siz nasıl dikkate almazsınız? Biz onların hepsinin annesi, onlarsa bizlerin çocuklarıdır. İbn-i Sa'd Tabakat 10-190. Bir kardeş kavgası olan Cemel vakasına gelindiğinde, olayın içerisine bir şekilde dahil olan Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemize Ümmü Seleme şöyle der. Ey Ayşe! Allah bizleri onlara anne kılmışken sen nasıl kalkar Ali gibi bir evlada karşı bu tavrı takınırsın? Annelere düşen kavgaya zemin hazırlamak değil, barışa vesile olmaktır. Ama ok yaydan bir kere çıkmıştır. Ümmü Seleme annemiz bakacak ki Ayşe validemizi ikna etmek mümkün değildir. Bu sefer Ali'nin yanına gidecek, gözyaşları içinde Hazreti Ali'ye diyecektir ki, ey oğlum, eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizde oturun ve vakarınızı muhafaza edin demeseydi, vallahi kılıç elimde senin arkanda yerimi alırdım. Çünkü ben çok iyi biliyorum ki senin davan ve senin duruşun hak bir duruştur. Ancak ben gelemesem de oğlum Ömer'i sana asker olarak veriyorum. O bana canımdan daha kıymetlidir. Ama senin davan ondan daha kıymetlidir. Ümmü Seleme annemizin en önemli özelliklerinden biri de hiç şüphesiz Kur'an'ın her çağrısına kayıtsız ve şartsız icabet etmesi ve kendini ilahi kelama muhatap saymasıdır. Bir gün evinde odasında saçlarını bir hanıma taratırken Hazreti Peygamber'in mescitten "Ey insanlar!" diye seslendiğini duydu. Anında ayağa kalkarak saçını taramakta olan kadına "Bırak, sonra tararsın." dedi. Örtüsünü alıp hemen mescide doğru koşmak istedi. Kadın "Resulullah erkekleri çağırıyor, kadınları değil." deyince ona "Resulullah ey insanlar!" dedi. "Ben de bir insanım. Bu çağrı bana da değil mi? Nasıl bu hitaba kayıtsız kalabilirim?" demiş ve hemen mescide gitmiştir. Müslim, Fezailü's-Sahabe 9. Kur'an'ın sevdalıları. Gece düşün, gündüz yaşa. Tabi'in devri der demez akla gelen ilk isimlerden biri olan Hasan-ı Basri, Ümmü Seleme annemizin terbiyesinde yetişmiş birisiydi. Onun annesi Hayre, Ümmü Seleme'nin azatlısı olduğu için annemiz Hasan-ı Basri ile çok fazla ilgilenmiş, onun bilgili ve hakim bir kişi olarak yetişmesi için ciddi bir gayret sarf etmiştir. Çok iyi bir hatip ve etkili bir vaiz olan Hasan-ı Basri, çok erken zamanlarda fesahat ve belagatte adından söz ettirmişti. O dünyaya ve dünya malına pek değer vermez, zamanını eviyle mescit arasında geçirir, mescitte ve evinde dini sohbetler yaparak halkı İslam'ın güzelliklerini yaşamaya davet ederdi. Devamlı Kur'an okurdu. Ashabın hayatına derin bir özlem duyan Hasan-ı Basri bu özlemini şu sözlerle ifade etmiştir. 70 Bedir gazisine yetiştim. Siz onları görseydiniz deli sanırdınız. Onlar da sizin iyilerinizi görselerdi, artık ahlakın kalmadığına hükmeder, kötülerinizi görselerdi, bunların hesap gününe bile inanmadıklarını söylerlerdi. Onun değer ve kıymetini şu rivayet üzerinden daha iyi anlayabiliriz. İbni Hüreyre ve Eş-Şabi, Hasan-ı Basri'yi ziyarete gittiler ve orada karşılaştılar. Abdullah bin Amir onu tanıyordu. Dönüşte oğlu kendisine şöyle dedi. Ey babacığım! Sen bu yaşlı zata öyle muamele ediyorsun ki daha önce hiç kimseye böyle muamele ettiğini görmedim. Amir, ey oğlum, ben peygamberin 70 sahabisine ulaştım. Bu yaşlı zattan daha çok onlara benzeyen birisini görmedim. Bir gün Hasan-ı Basri karşısında bulunan cemaate şöyle diyecekti. Siz Kur'an'ın okunmasını konaklar edinmişsiniz. Geceyi de deve. O deveye biner, onunla konakları geçersiniz. Oysa sizden öncekiler Kur'an'ı Rablerinden risaleler ve fermanlar olarak görürlerdi. Geceleyin sabahlara kadar Kur'an'ı okur ve üzerinde düşünür ve gündüzleyinse onun ahkamını uygulamaya çalışırlardı. Ebu Nuaym, Hilyetül Evliya 3-134-138. Hak dini Kur'an dilinden. Zalimlere verilen mühlet.
O yalancıyı zevk ve refah sahiplerini bana bırak. Onlara biraz mühlet ver. Zira bizim yanımızda bukağılar var. Bir cehennem var. Müzzemmil suresi 11 ila 12. ayetler. 11. Ama onlar kötülüklerinde devam edip gitsinler mi diye kalbe bir sıkıntı ve şüphe gelmemesi ve bunun kesinlikle geçici olacağı anlatılmak için de buyruluyor ki ve bana bırak o nimetler içinde zevk sürerek rahat yaşamak isteyen bolluk içindeki inkarcıları ve mühlet ver onlara biraz. Keşşaf'ın açıkladığına göre Na'me, Fatiha'da geçtiği gibi bolluk ve nimet içinde yaşama, Ni'me, nimet vermek, Nu'me ise sevinç ve neşe manasındadır. Refah sahipleri zevkine düşkün kimseler demektir ki Kureyş'in ileri gelenleri böyleydi. Dilimizde de bilindiği gibi sen onu bana bırak demek, ben onun tamamen hakkından gelirim demektir. Yani sen yorulma, merak etme, onları sadece bana bırak ve acele etme. Onlara çok değil biraz mühlet ver, ben onların tam olarak haklarından gelmeye ve cezalarını vermeye yeterim. 12. Çünkü bizim yanımızda sende olmayan ve başkalarının yanında bulunmayan nice tomruklar, görülmedik ağır ağır bukağlar ve son derece salgın bir ateş var. 13. Ve boğaza takılan bir yiyecek, zakkum, irin, zehirli ve dikenli bitki gibi ki boğaza girdi mi ne yutulur ne çıkarılabilir. Ve her acıdan daha elem verici, dayanılmaz bir azap vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayeti okuduğu zaman haykırdığı rivayet edilir. Hasan Basri bir gün oruçluyken iftar edeceği sırada kendisine bir yemek getirilmiştir. Tam o anda bu ayet aklına geliverdi. Yemeği kaldırın dedi. İkinci akşam konuldu, yine hatırına geldi, yine kaldırın dedi. Üçüncü akşam yine öyle. Sabit-i Benaniye, Yezid-i Dabbiye ve Yahya el-Bekka'ya haber verildi. Onlar geldiler ve sonunda biraz kavut şerbeti içmeyince bırakmadılar. Razi şöyle der, bu dört mertebeyi ruhani cezalar şeklinde yorumlamak da mümkündür. Enkal, nefsin cismani ilgiler ve bedensel lezzetler bağına bağlanıp kalmasıdır. Çünkü nefis dünyada bunlara sevgi ve arzu yatkınlığı kazanmış olduğu için bedenden ayrıldıktan sonra hasret ve kaygısı artar, kazanç aletleri harap olmuş, kalmamış bulunduğu için daha evvel elde ettiği meleke ve yatkınlık onun kurtulup da ruh ve huzur alemine geçmesini engelleyen engeller, tomruklar halini alır. Sonra o ruhani bağlantılardan ruhani ateşle çıkar. Çünkü nefsin bedensel durumlara aşırı meyliyle beraber onları elde etme imkanı bulamaması, bir kimse aradığı şeyi bulamayınca gönlünün yanması gibi şiddetli bir iç yanmasını gerektirir ki işte o ikinci mertebe. Yani ayette anlatılan cehimdir. Sonra da o yoksunluk tasalarını ve ayrılık elemlerini yutmaya uğraşır ki işte bu da taamen za gussadır. Daha sonra o bu içinde bulunduğu durumlar sebebiyle ilahi nurun tecellisini görmekten ve mukaddes varlıklar zincirine katılmaktan yoksun kalır ki bu da hepsinden şiddetli olan azaben elimadır. Razi bunları söyledikten sonra özellikle şu hatırlatmayı yapmayı da unutmayıp şöyle der. Sözüm yanlış anlaşılmasın. Ben ayetten maksat yalnız bu ruhani manalardır demek istemiyorum. Diyorum ki ayet hem cismani hem de ruhani dört mertebenin meydana gelmesini ifade eder. Ayeti her ikisine de yorumlamak imkansız değildir. Her ne kadar lafız cismani mertebelere göre hakikat, ruhani mertebelere göre meşhur ve herkesin bildiği mecaz ise de, yani genel mecaz ile hakikat ve mecazı bir araya toplamak veya işaret ve delalet sahih olur. Buna ipucu, karine de surenin başından beri gelen açıklamaların yalnız maddiliğe mahsus olmaması ve elem ve sıkıntıların maddeden çok ruhla ilgili bir iş olmasıdır. Zira ruhla ilgisi olmayan bir cansız varlığın yanarken azap çekmesi tasavvur olunamaz. 14. Bunların ne zaman olacağına gelince, yerin ve dağların sarsılacağı ve o sivrilip duran dağların erimiş kum yığınına döneceği gün.
O gün yeryüzü dümdüz olacak. Burada eriyen dağların olacağı anlaşılıyor ki bu değişimde hepsi sarsılmakla beraber özellikle büyüklerinin yıkılacağına işaret vardır. Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili 8-401-403.